Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde ile'yi anlatacağım size. Daha önceki dersimizde S'yi anlatmıştım. S ve ile'nin kullanımları farklı alanlarda. Dolayısıyla şu an ile'yi de görmüş olacaksınız. Karşılaştırma da yapabilirsiniz. İki dersi çok dikkatli dinleyin lütfen. Şimdi ile ile başlıyoruz. İle, ele, bayan hali, il, el, son, çoğul hali arkadaşlar. Şimdi ile ne için kullanılıyor? Bir kişi veya bir nesneyi tanımlamak için diye yazmışım. Şimdi il veya ele veya çoğul hali, il veya el, son, artı sıfat, neyi tanımlıyoruz, neyi ifade ediyoruz burada? Uyruk yani millet, din, medeni durum ve meslekleri de tanımlayabiliriz. Mesela burada hani bir sıfat da getirebiliriz bir kişinin şeyi nitelendirmek için. İli bu setom, yakışıklı bu adam diyebiliriz. Elle est belle cette fleur. Güzel bu çiçek, yani çiçeğin güzelliğinden bahsederiz. Elle est française, bakın millet, uyruk. O Fransız, bayan için. Il est Türk, erkek için. O Türk, yani Türk vatandaşı. Il est grand, büyük, uzun. Il est professeur, mesleği tanımlarız. O profesör, öğretmen, eğitmen anlamında. Il est avocat, o avukat. Il est gentil, o kibar. İyi bir insan anlamında. İyi. Elle est mariée et elle a des enfants. Şimdi elle est mariée dediğimiz zaman o evli. Gördüğünüz gibi mariée bir eda almış oluyor, takı almış oluyor feminen olduğu için. Et elle a des enfants. Burada et ve avoir'ın aynı cümlede kullanımı var. Neden? Çünkü öncelikle evli olduğunu söylüyoruz. Ondan sonra çocukları olduğunu, çocuklara sahip olduğunu söylüyoruz. Çocukları var. Et elle a des enfants. Elles sont belles et intelligentes. Bayanlardan bahsediyorum. Onlar güzel ve zekiler ve akıllılar. Bakın burada da et fiiliyle gidiyoruz. Il est célibataire, o bekar. Et il ne veut pas se marier. Ve evlenmek istemiyor. Il est célibataire, bekar. Önce tanım. Et il ne veut pas se marier, açıklama yapıyoruz ardından. Vouloir fiiliyle, olumsuz haliyle. Se marier arkadaşlar, evlenmek. Evet, şimdi saati söylemek için de kullanıyoruz ile'yi. Sonraki sayfalarda saatler konusunda biraz daha detaylı bilgi vereceğim. Mesela ile minuit dersem gece 12. Ile 8 heures, saat 8. Il burada saati ifade ediyor arkadaşlar. Saati söylemek için ile'yi kullanmak zorundayız. Ile 12 heures, saat 12. Ile 3 heures, saat 3. Ile midi, öğlen, öğlen arası. Evet, dersimiz devam ediyor. Şimdi bu sayfada devam ediyoruz. Şimdi şöyle, bakın ile'nin başka bir kullanımları da var tabii ki. Il est tôt dersek, zamanla ifade, hani il est tard, il est tôt, il est tôt erken. Yani vakit erken anlamında. Il est tard, geç, geç oldu. Vakit geç oldu. Şimdi burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Tôt ile se kullanılır. Yani to ve se birlikte kullanılır. İle denmiyor. Mesela zaman ile ilgili bir yorum yapıldığında mesela se trop tôt. Çok artık burada bir yorum, bir görüş bildiriyoruz. Se trop tôt, çok erken. Se trop tard, artık çok geç. Artık çok erken, çok geç. Burada se kullanıyoruz, ile kullanmıyoruz. Evet, to ve se birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Bir de daha önce söz edilen bir konuya atıfta bulunduğumuzda, daha önce bahsettiğimiz bir konu var ve ondan tekrar bahsediyoruz. Mesela burada formül şu, ile artı sıfat veya zarf getiriyoruz. Mesela, j'aime beaucoup cet acteur, bir aktörden bahsediyoruz. Ben bu aktörü çok seviyorum. En plus, ayrıca, il est très gentil. Ayrıca çok kibar, çok iyi bir insan. Burada bir açıklama getiriyoruz. Bir yorumumuzu ve görüşümüzü dile getiriyoruz arkadaşlar. Mesela bir soruda da où est ton père? Evet, babasına soruyoruz. Baban nerede? O da açıklama getiriyor. Yani sorduğum konuyla ilgili, sorduğum kişiyle ilgili bilgi veriyor, ek bilgi veriyor. Il est au travail. İşte. Il a beaucoup de travail. Yani işte çalışıyor. Il est au bureau de diyebilir. Bürosunda. Il a beaucoup de travail. Çok işi var. Il est au travail. Burada dediğim gibi
babası hakkında bilgi veriyor nerede olduğunu. Çünkü ben soru sormuş oluyorum, baban nerede diye. Evet, devam ediyoruz. Evet, bu sayfada da demin söylediğim gibi saatleri anlatacağım. İle kullanıyoruz. Birkaç farklı örnek verdim. Aklınızda olsun. Bir de soruyu da sorarken de ile kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela bakın. Quelle heure est-il? Saat kaç? Bu şekilde saati sorabiliriz birine. Il est quelle heure de diyebiliriz. O şekilde de saat sorulabilir arkadaşlar. Veya vous avez l'heure, yani vous avez l'heure, est-ce que vous avez l'heure, yani saatiniz var mı anlamında bir soru. Yani ne demiştik? Il est quelle heure diyebiliriz. Quelle heure est-il diyebiliriz. Vous avez l'heure şeklinde de birisine saati sorabiliriz. Evet, cevap olarak da ne diyebilir bu insan bize? Farklı örnekler verdim. Bakın, il est 8 heures diyebilir. Saat 8. Gördüğünüz gibi hepsi bakın il ile kullanıyor. Il est 9 heures et quart diyebilir. Saat 9'u çeyrek geçe. Ekar burada çeyrek geçe. Il est 19 heures moins le quart de diyebilir. Mesela il est 19 heures moins le quart ne demek? Saat 19'a, yani saat 7'ye çeyrek var demek. Moins le quart çeyrek var. Il est 3 heures et demi. Et demi arkadaşlar buçuk demek. Yani 30. Il est 3 heures et demi. Saat 3.30. Sabah veya akşam veya 15 önemli değil. Burada saat 3 diyor. Ama öğleden sonra saat 3 olduğunu vurgulamak istiyorsak o zaman il est 15 heures et demi deriz. Saat 15'i 30 geçiyor. Et demi ve buçuk. Il est 12 heures et demi. Bakın, il est 12 heures et demi. Saat 12.30 geçiyor. Ama burada ile 12.30 da diyebilirdik. Yani 30, saat 12.30 da diyebilirdik. Ama genellikle et demi kullanılıyor arkadaşlar. İle midi, et demi bakın. Yani burada ile 12.30 dediğim gibi 12.30 olduğunu anlatmak için. İle 19.20 mesela, ile 19.20 saat 19.20 geçiyor doğrudan. Buçuklu, çeyrekli söylemek istemiyorsak, saat o anda kaçsa o rakamı söylüyoruz. Rakamları zaten biliyorsunuz. Il est 19h20. Saat 19.20 geçiyor. Eğer sabah 8 ya da sabah 7 söylemek istiyorsam, mesela sabah 7 demek istiyorum. O zaman il est 7 heures du matin demem lazım arkadaşlar. Sabah 8 demek için il est 8 heures du matin demem lazım. Akşam olduğunu söylemek istiyorsam il est 7 heures du soir. Akşam 8 olduğunu da vurgulamak istiyorsam il est 20 heures derim veya il est 8 heures du soir diyebilirim. Akşam 8 olduğunu söylemek için. Il est 4 heures mesela, il est 4 heures dersem sabah 4 de olabilir, 16 da olabilir, yani öğleden sonra 4 de olabilir veya il est 16 heures derim ve ek bir açıklama yapmama gerek kalmaz. İle 16 heures dediğim zaman saat 16 olmuş olur. Evet, devam ediyoruz. Evet, son sayfamıza geldik arkadaşlar. Biraz daha sabredin. Dersimiz az kaldı, bitiyor. Çok uzun tutmadım bu dersi. Şimdi bir önceki sayfamızda biliyorsunuz saatleri anlattım. Dolayısıyla o saatlerin o alternatif cümleleri lütfen not edin defterinize. Saat nasıl söyleniyor? Çeyrek nasıl söyleniyor? Çeyrek kala nasıl söyleniyor? Buçuk nasıl söyleniyor? Ama ileyi unutmuyoruz. Soru sorarken de, gördüğünüz gibi cevap verirken de ileyi kullanmamız gerekiyor. Evet, şimdi bu son sayfamızda kişisel bir görüş bildirmek için de ileyi kullanıyoruz arkadaşlar. Ama nasıl kullanacağız bunu? Formülümüz nedir? Buna lütfen burada dikkat edelim. Dediğim gibi her zaman arkadaşlar defterinize not alarak çalışın. Pasif bir dinleme olmasın, aktif dinleme yapalım. Öbür türlü pekişmez konular. Şimdi ile artı sıfat artı de bağlacını getiriyoruz. Ardından da infinitif, yani mastar hali. Şimdi göreceksiniz, çok zor bir şey değil. İki tane örnek cümle verdim burada. Daha fazla örnek verilebilir ama bu iki örnek cümleyle bu formülü anlatmak istiyorum size. Il est fatigant de travailler avec des personnes qui ne comprennent rien. Şimdi bu ne demek? Il est fatigant. Fatigant yorucu demek. Bakın, yorucu. De travailler, de'yi getirdik. Travailler yani çalışmak, yorucu. Kimlerle? Hiçbir şey anlamayan insanlarla birlikte çalışmak yorucu diyor. Avec des personnes
qui ne comprennent rien. Buradaki ne comprennent rien. Buradaki arkadaşlar pronom relatif. Pronom relatif dersimize göz atalım. Eğer unuttuysak. Şimdi, il est fatigant de travailler. Bakın burada formül direkt karşımıza çıkıyor. Ne dedik? Il'i getiriyoruz. Sıfat getiriyoruz. Bakın de travailler burada. Evet, yorucu. Çalışması çok yorucu. Kimlerle? Hiçbir şey anlamayan insanlarla. Diğer cümle. Il est difficile. Arkadaşlar zor demek. De trouver un emploi stable dans cette période. Cümleyi sondan toparlıyorum. Bu dönemde sabit yani devamlılığı olan stable bir iş bulmak zor. Evet. Il est difficile de trouver. Ne demek? Bulmak zor. Bulunması zor demek. Evet. Burada da ile geldi. Gördüğünüz gibi difficile geldi. Zor demek. De bağlacını getiriyoruz. Ardından da master halini getiriyoruz. Neyi anlatmak istiyorsak. Trouver burada bulmak. Evet. Bu dönemde düzenli, stable bir iş bulmak zor. Evet. Dersimiz bu kadar. Bu formülle de bitirmiş oluyoruz dersimizi. Dediğim gibi derslerimiz devam edecek arkadaşlar. A2 bittikten sonra B1'e başlayacağım. Ardından B2, sonra C1, C2. Komple bir eğitim seti olacak bu. Yüzlerce video olacak. Başından sonuna kadar ve C2 seviyesine kadar da devam edecek. Sözüm sözdür. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Beğendiyseniz videolarımı like yani beğen yapmayı unutmayın. O şekilde ancak desteğiniz olabilir bana ve bütün izleyenler de motive olmuş olur arkadaşlar. Başkalarını da unutmayalım. Herkes faydalansın bu videolardan. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.